Hoş geldiniz arkadaşlar. Gelin dijital emlak nedir? Bir kez daha anlatalım özetle. Bu arada dijital emlak programı bu videonun açıklamasında link bulunuyor. Şu an kayıt olabilirsiniz veya Instagram'dan izliyorsanız profilindeki linkte. Sorularınızı alacağım her zamanki gibi. Kısa sunum dosyası hazırladım. İçinde Cem Yılmaz var. Komik. Ben Cem Yılmaz'ın Vizyon TR'de oynadığı karakterin müteahhit olduğunu bilmiyordum. Siz biliyor muydunuz? Müteahhit Rıfkı'ymış. Rıfkı galiba adı. Neyse. Çok önemi yok. Dijital emlak nedir? Güzel bir görseli yapay zekaya hazırlattım. Her zamanki gibi. YouTube videolarının thumbnail'lerini hazırlayan yapay zeka ne söylerseniz yapıyor. Videoları da yapay zeka hazırlıyor. Görselleri de böylece bize pek iş düşmüyor. Şöyle büyüteyim, güzelliğini görün. Sol tarafta geleneksel emlak görüntüsü var. Bir sürü daireden oluşan bir bina. Zor. Artık zor. Bina almayı bırakın. Bir tane dairenin peşinatını bulmak zor. Sağda ne var? Bir sürü monitör görüyorum. Bir sürü YouTube kanalının görüntüsünü temsil eden monitörler. Oradan para akıyor. Para akmayı yanlış anlamayın. Milyoner olmaktan bahsetmiyorum. Önce bir ilk 100 dolarınızı kazanın internetten de milyoner sonra bakarız diyorum hep. Rahat yaşamak için milyon şart da değil, değil mi? Dolardan bahsediyorum. Belki Türkiye'de hepiniz artık milyoner oldunuz ama. Selamlar Arda Bey, hayırlı olsun. Otomasyon bu işe kolay başlamanın yolu. Devamını sizin getirmeniz gerekecek elbette. Şimdi dijital emlak nedir'e kısaca değinelim. Çünkü bir süredir şöyle bir paylaşım yapıyorum size. Bu benim arkadaşımla yaşadığım diyalog. Mutlaka siz de şahit olmuşsunuzdur böyle bir şeye. Çok sayıda dairesi olan, apartman dairesi veya dükkanı her neyse, emlağı olan İnsanlar var değil mi? Bunlardan kira geliri elde ediyorlar. Arkadaşım yazdı. Adamın 63 tane dairesi varmış yahu. 5'i Amerika'da. 63 mü dedim ben de. Kira gelirine bak. 5 tanesi Amerika'da. Zaten diğer 8 tanesine bedel. Merhaba Tarhan Bey. Şimdiden hayırlı olsun o zaman. Kira geliri pasif gelir. Sitemizin, YouTube kanalımızın, Instagram hesabımızın adı pasifgelir.com. Pasif gelir nasıl oluyor? Hepiniz biliyorsunuz. Emlak pasif gelir. Alıyorsunuz. Mesela bunu mu alırsınız? Balıkesir'deymiş. Satılık müstakil ev 5 milyon liraya satılıyor ama çok ucuz. Raiç aslında 10 milyon 204 bin liraymış arkadaşlar burada. Bilmiyorum. Ortalama kira getirisi 34 bin lira. 34 bin. Şimdi bir bu var. Yani normalde Raiç orada 10 milyonken siz 5 milyona Balıkesir'de bu evi buldunuz. Atladınız hemen üstüne aldınız ne kadar ucuz diye. 34 bin lira getiriyor. 5 milyonu 34 bine bölelim mi? 5 milyon bölü anneyinde hesap makinesiyle işlem yapıyorum. Bunu kafadan yapmam lazım aslında ama yaşlandık. 147 ay yapıyor. 147 ay. İyiymiş aslında. Çünkü bu çok ucuz. Yarı fiyatı. 147 ayı 12'ye bölüyoruz. 12.2 yıl. Çok iyi ya, 12.2 yıl. Böyle değil normalde. 12 yılda geri dönüşü oluyor bu yatırımın size. 12 yıl. 12 yıl öncesini düşünün. 2012'yi. Hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorsunuz mutlaka ama. O kadar da çabuk geçmiyor yıllar. O yüzden şimdi tekrar o görselimize dönelim. Ekrana vereyim. Dijital emlak nedir? Emlak ama dijital. Hani beton, tuğla, harç bunları yığmadığınızda bir de üstüne müteahhitin biraz açgözlülüğü ve piyasa koşulları eklenmediğinde bu kadar pahalı olmuyor dijital emlak. Bayağı ucuz oluyor karşılaştırdığınızda fiziksel emlakla. Şimdi karşılaştırmayı demin yaptık. Bir de TL dolar karşılaştırması yapalım mı? Bu benim. Şu anda muhtemelen bu yayını izlediğiniz veya sonradan izleyeceğiniz pasif gelir YouTube kanalımın durumu. O zaman 2 ayda sanırım. Kasım'da başlamışız ama Kasım'da çok az video paylaştım. Asıl Aralık'ta. Yani evet 2 ay diyebiliriz. Aralık'ta video paylaşmaya başladım. 5.8 milyon izlenme aldım. 5.8 milyon. Az değil. İyi bir performans. Ne kadar kazanmışım görüyor musunuz? 11.8 dolar. Bu işte TL. Hani Balıkesir'deki ev bu. Balıkesir'de ev alırsanız arkadaşlar 5.8 milyon gösterime 11 dolar, 2 dolar kazanırsınız. TL ile ödediği için dolar karşılığı 12 dolara geliyor işte Balıkesir'deki evin. Analoji yapıyorum. Balıkesir'de ev almak, TL ile kazandığınız Türkçe içerikli YouTube kanalı kurmak. Evet dijital emlak güzel bir şey. Ucuza mal oluyor ama onun da diyorum ki bir önerme yaptım. Dijital emlak alın. Gerçek emlak pahalı ve geri dönüş 12 sene minimum. Aslında 24 seneye kadar çıkıyor. Bir, dijitali çok daha ucuz. İkincisi TL getirisini unutun. Biz Türkiye'de dolar harcıyorsunuz arkadaşlar. Her şeyin fiyatı dolarla. TL kazanıp dolar harcıyorsunuz. Buna can mı dayanır? 30 kat aldıraşa karşı. Yani kürek çekiyorsunuz akıntıya karşı. İkinci mesajım da bu. Ki ne? Bir de Manhattan'a gidelim. 15 Hudson Yards. Ben burada bir yıl yaşadım. Kira getirisini görüyor musunuz? Bu penthouse. Benim evim penthouse değildi. Bir odalıydı. Mütevazi bir ev. 7 bin dolardı kirası. Penthouse'un kirası 56 bin dolar. Yani kira getirisi diyelim. Mal sahibine değil mi? Benim mal sahibim Çinliydi. Yüzlerce dairesi var bu. Baştaki slide'da gösterdiğim
Diyalogdaki gibi bir adam veya kadın bilmiyorum, hiç görmedim. Çünkü Amerika'ya gelmemiş. New York'a gelmeden New York'ta yüzlerce daire alan yeni Çinli zenginlerden. Ne güzel. 1000 dolar kira veriyordum 1+1'e. 15 Hudson Yards. Gidin bölgede hala görürsünüz bu evleri. Ben 3. kattaydım ya. 25 mi? Tuttum bile. Bu ama en tepede. Tuttum bunun içinde mobilya falan yokken, kiracı yokken. Şu anda da olmayabilir. Kolay değil. Ayda 56 bin dolara kiraya vermek bunu. Gizlice girdim. En üst kata çıktım asansörle ve video çektim. Instagram hesabımda var hala eskisinde. Neyse. Özetle dolar kazandıran emlak New York'ta Manhattan'ın göbeğinde verirseniz 25 milyon dolar. İşte ayda 56 bin dolar kira getiriyor. Dijital emlakında dolar kazandıranını alın diyorum. Mesajım bugün. O zaman ne oluyor? Bunu play'e basabilecek miyim? Evet. Böyle şeyler oluyor. Benim kanallarımdan 3'ü. Şu anda 7'si ayda 1000 dolar getiriyi geçmiş durumda. Bakın bu 3086 dolar ayda en üstteki. Aynı anda 3 tane video ekleyemiyormuş şu slide'a. O yüzden diğerleri de video aldığı halde yükleyince görsel olarak geldi. Özellikle video olmasını tercih ediyorum ki insanlar hemen gerçek değil. Yok Photoshop, Photoshop. Photoshop'ta arkadaşlar video shop yapmanız gerekir. Buna değinmekten bile zul de diyorum bunu. Ama sayfayı yeniledim. Sayfayı yenilediğinizde Photoshop'sa sayfa yenilenmez. Ya inspect, öğeyi denetle yapıyorlar. Yani bunları grafikleri değiştiriyorlar, bozuyorlar. Sayfa yenilediğinizde eski haline gelir. Bunu bilin. Bu teknik bir ayrıntı. Neyse önemli değil. İşte bu gelirler mümkün. Hemen değil. İlk günden değil. Kasım'dan beri diyorum ve her kanalda bunlar olmuyor. Gördüğünüz gibi biri 3086, biri 1537, biri 1700. Niye? YouTube bize minimum gelir vaat etmiyor. Hani şu kadar gelir ben sana kesin öderim demiyor. İzlenmeye bağlı. Ve hangi dilde videoları hangi izleyici kitlesine gösterdiğinize göre değişiyor. Bu işin teknik ayrıntıları. Sizin bilmeniz gerekmiyor. Bir şey yapacaksanız elbette bilmeniz gerekiyor. Ama başkasına yaptıracaksanız otomasyon programı bugün konumuz. Dijital emlak almak anlamına geliyor otomasyon. O zaman biz zaten biliyoruz. Bakın 5.8 milyon gösterip 11 dolar kazanmak mı? Biz Balıkesir'de normalde 10 milyon değeri olan bir 5 milyonu alıp 34 bin liraya kiraya verip 12 yılda mı çıkarmak? Yoksa Manhattan'da bir penthouse alıp ayda 56 bin diyor işte. 56 bin dolar kazanmayacaksınız. Böyle bir vaat yok, böyle bir beklenti yok. Ben analoji yapıyorum biliyorsunuz, benzetme. İşte her bence açık. Nasıl yapacağız? Dijital emlak baronu olacağız arkadaşlar. Önce bir tane daire. Bir tane. 1000 dolar, 2000 dolar getirsin. Ek gelir. Ne mi olur? Bir takım masraflarınızı karşılar. Nasıl olunuyor? Şimdi önce şunu söyleyeyim. Normalde birisi bir para kazanma yöntemi bulmuşsa. Bulmuşsa diyorum çünkü ben bulmadım YouTube'da para kazanmayı. Yıllardır var. Bunu bir kaldırayım. Arkamda bakın iki tane play butonu görüyorsunuz. Bunların her biri bir kanal 100 bin aboneyi geçtiğinde YouTube tarafından veriliyor. Üçüncü içinde birkaç haftalık bir süre kaldı. 90 bin doları. 90 bin takipçiyi, aboneyi geçen bir kanalım daha var. İşte ben arka arkaya bir sürü kanal inşa ediyorum. Normalde prensip olarak 2017'den beri anlatıyorum internetten para kazanma yöntemlerini. Birisi size para kazanma yöntemi, yazılımı, bilgisi atıyorsa, ben de dahil, sattığı şeyden, anlattığı şeyi yapmaktan daha fazla para kazanıyordur. Ben bunu açıkladım. Telegram grubum vardı. Orada açık açık eğitimden ne kadar para kazanmışım bugüne kadar. Amazon'dan, Shopify'dan veya işte YouTube kanallarımdan şu anda gösteriyorum. Şeffaf bir şekilde ne kadar kazanmışım gösteriyorum. Yapmakla kalmaz, bir de başkalarına yaptırırsanız elbette daha çok kazanırsınız. Burada konumuz o değil. Konumuz şu. Ben niye size otomasyon diye bir hizmet sunuyorum. Geldik Cem Yılmaz'a. Müteahhit fikri miydi adı? Neyse fikri olsun. Şu soruya geliyor bu. Bir müteahhit niye evden elde ettiği gelirle yetinmez de ev satar? Garip mi ev satmak? Bazı insanların bina inşa etmesi ve ev satması gerekiyor bizim. Biz kendimiz mi yapacağız evi? İnşa mı edeceğiz? Evet, ev yapma eğitimi aldınız. Şimdi harç karın, tuğlaları dizin, evinizi yapın, yerleşin. Köyde, kasabada yapıyor insanlar elbette ama çoğumuz şehirde yaşıyoruz günümüzde. Müteahhitlik meşru, yasal bir iş ise bu da öyle. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Evet, ben YouTube kanallarımdan bu gösterdiğim gelirleri elde ediyorum. Türkçeden de şöyle 11 dolar. Ekle onu, gelire eklemeyi unuttum onu bakın. Sadece İngilizce olanları, dolar olanları saydım. Bir kez sayılır mı? Çünkü insanlar gelirimi tahmin edip her pazar gelir totodan 50 dolar kazanıyorlar. Şimdi bunlar daire. Benim dairelerim. Kira geliri elde ediyorum. Ayda 30 dolar kira geliri elde ettiğim kanal da var. Çünkü yeni açıldı. Yeni videolar yükleniyor. 3000 dolar da var. Anlatabiliyor muyum? Açıklamaya çalışıyorum kendi yaptığımın, çünkü meşru olduğunu düşünüyorum. Sizin de öyle düşünmenizi istiyorum benim yararıma. Kira gelirlerim var. Evet ama bütün daireleri kendim için yapmıyorum ki. Benim inşaat masrafını, maliyetini üstlenmem için o evleri satmam lazım. Müteahhitim ben. Siz müteahhit olmak zorunda değilsiniz. Ev alan herkes bina inşa etmekle ilgilenmeyebilir. Bazılarınız ilgilenecektir. Yatırımcı olarak
bir evden kazanıyorsanız bir birim, 30 evden oluşan bir apartman dikerseniz 30 birim kazanırsınız. Siz dikerseniz müteahhit olarak ya işte diken birinden satın da alabilirsiniz binayı, değil mi? Bunlar seçenekler. Analojiyi özellikle emlakla kurmaya çalışıyorum ki kafanıza taşlar otursun. Kira geliri versus YouTube'dan reklam komisyon geliri. YouTube geçtiğimiz çeyrekte 9.1 milyar dolar kazandı reklamdan. İşte küçük bir parçasını size veriyor, bize veriyor YouTube'da, kanallarda. Profilimdeki linke tıklarsanız otomasyon nedir? Bunu göreceksiniz. Gidelim bakalım birlikte. Sayfayı paylaşayım. Otomasyon dediğim şey aslında dediğim gibi siz ev yapmak zorunda kalmayın diye bazı insanlar bu işi yapıyorlar. Müteahhit diyoruz buna. Riskini alıyorlar işin. Bina dikmek riskli bir iş değil mi? Dijital emlak baronu. Emlak baronu olmak için bir sürü binanız olması lazım. Bir sürü daireniz olması lazım. Bunu herkes yapmıyor. Yapanlar elbette yatırım maliyeti var bunun. Ona katlanmak durumundalar ama bir tane daire sahibi olmaktan da daha fazla para kazanıyorlar. İşte burada profilimdeki link veya bu videonun açıklamasındaki linkte adım adım bu anlattıklarım var aslında. Hani video izlemeyi seviyor da olabilirsiniz. Yazılı metinleri okumayı tercih ediyor da olabilirsiniz. Bir karşılaştırma yaptım yalnız. Biz hani daire satıyorum ya artık ben şu anda otomasyon dediğim şey daire. En azından başlangıç aşaması ilk 30 gün boyunca biz yüklüyoruz, videoları üretiyoruz falan. Onun hükümü burada var. Yalnız yabancılarla karşılaştırın. Aynı işi yabancılar da, aynı hizmeti yabancılar da veriyor. Dünyadaki ve ilk biz değiliz elbette. Bunu göstermek istedim. Çünkü 3500 dolar bir maliyeti var işin başlangıç için. Sadece giriş maliyeti. 2100 dolardı maalesef kaçırdınız. Kasım 27'ye kadar. %40 indirim yapmış adamlar ama gitti. 3500 dolar şu anda. Bu giriş maliyeti. Bir de bakıyoruz ki video başına 35 ila 129 dolar arası para alıyorlar. 35, 70, 129 dolar. O ne güzel. Seç al. Toplam maliyeti ben sizin için hesapladım. 4550 dolarla 2370 dolar oluyor. Neyse buna bakarsınız. Ben karşılaştırıyorum. Şu anda bizim aynı şeyi yaptığımız bu şeyin bedeli Türkiye şartlarına uygun şekilde 600 dolar. Mart ayına kadar da indirimli 500 dolara iniyor. Şu anda Şubat ayındayız. Mart ayında izliyorsanız geçti bu. Çünkü kanalında kalacak Mart, Nisan, Mayıs diye. Hatta Nisan, Mayıs'ta da artacak. Artacak değil. Şu anda çok düşük. Çünkü her yaptığım işte 2017'den beri ilk girenler kendileri açısından risk aldıklarını düşünüyorlar. Daha önce bu insanlar bu işi hizmet olarak verdi mi bakalım? Ben ilk müşterilerindenim. Ben girişkenim. Ben risk alıyorum. Ben gerçek bir girişimciyim diyenlere evet haklısın, katılıyorum. Bravo. Karşılığında sana büyük bir indirim veriyorum diyorum ben. Şu anda çok büyük indirimli. Yani bunun fiyatı aslında olur minimum 1000 dolar arkadaşlar. Biliyorsunuz yabancılar 4550 dolarla 7370 dolar arasında satıyorlar. Aynı hizmet. Sırf Amerika'da yaşıyorlar diye onların suçu ne? Amerikalılara da bu hizmeti vereceğim ve 1000 dolardan başlatacağım kesinlikle. Biriyle sözleşme imzalamak üzereyiz. Türkiye fiyatları bunlar. Neyse short videolarını telefon üzerinden. Maalesef Short X adlı uygulama telefondan çalışmıyor. Ama biz zaten size ilk 30 videoyu üreteceğiz biliyorsunuz. Bu ilk 30 videonun ikili kombinasyonunu hazırlayarak 30'un ikili kombinasyonu 435 ediyor. 435 tane uzun videoda hazırlayabilirsiniz. Siz göstereceğim. Yani 465 tane video almış oluyorsunuz aslında. Şu anda 500 dolara otomasyon hizmetinden faydalandığınızda. Yalnız son 2 kişi kaldı. Bugün itibariyle şu anda bu yayın 5 Şubat Pazartesi Türkiye saatiyle 21.17'de yapılıyor. 2 kişi kaldı. Pazartesiden pazartesiye kontenjan açılıyor. Salı günü tükenecektir bu kontenjan. Özetle arkadaşlar ben ilk videosunu YouTube'a 2006 yılında yüklemiş biri olarak 2016 değil 2006. Bakın şurada görseli var. 17 yıl önce. Bu işi meslek haline getirdim. Kasım'dan beri her gün kendi kanallarıma video yüklüyorum. Toplu alırsanız bir %10 indirim daha var. 5 kanal alırsanız hani 5 daire. 5 dairenin kira getirisine birden bulmak isterseniz diye. 10 tane alırsanız %20. O zaman iyice ucuzlaşıyor. Peki sorularınız varsa hemen alayım. Yoksa link profilimde veya bu videonun açıklamasında her pazartesi 10 kişilik kontenjan açılıyor. Mart ayına kadar 600 dolar yerine 500 dolar. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz'da bu 100'er dolarlık indirimler her ay 100 doları geri alınacak ve 1000 dolar olan gerçek fiyatına ulaşacak. Şu anda girmek o anlamda avantajlı. Ne yapıyoruz? Ne hizmet veriyoruz'un ayrıntıları sitede var. Sifgelir.com ana sayfasında. Bakın burada yazıyor. Uzun uzun okuyun. Bir seçeneğiniz daha var. O da bize yaptırmak. Biz bunu kurduk zaten. Kullanıyoruz. Otomatik olarak yüklüyoruz videoları. Bunları okursanız anlayacaksınız. Ve katılmanın tek yolu da bu Dijital Emlak Baronu programına katılmak. 10 dolarlık bir bedeli var ayda. Ne yaptığımı gösteriyorum. Bu noktaya nasıl getirdim bu işletmeyi? Nasıl müteahhit oldum? Nasıl binalar dikmeye başladım? Bunu anlayın ki takdir edin bunun arkasındaki arka planındaki teknolojiyi, yatırımı, zaman, emek, yanlış yapma, yanılma, öğrenme bir sürü adım adım gerçekten her gün hemen hemen her gün Kasım'dan beri size
Şunu yapıyorum, bunu deniyorum. Aa olmadı, vazgeçtim. Bir strateji değilmiş. 48 tane videoyu birden yükledim. Bir tanesi izlendi, bir tanesi 900 tane izlendi. Bir sürü video sıfırda kaldı. Amerika'dan yüklemek gerekiyormuş videoları biliyor muydunuz? Yani Türkiye'den İngilizce video üretip yüklediğinizde Amerika'da görüntülenebiliyor sanıyordum. Denedi bir sürü insan. 2500 tane izlendi. Sonraki videolar izlenmemeye başladı. Çünkü Quora'da öğrendik ki Amerika'daki bir serverdan yüklenmesi gerekiyormuş. O biz yapıyoruz işte otomasyon müşterimize. Ve 30 gün sonra siz oradan video yükleyebilin diye size bir paylaşımlı VPS ayrıcalığı falan veriyoruz. Bir sürü böyle ayrıntı var. Bunlara bakmak lazım. İlk hareketimiz sözleşme imzalıyoruz Arda Bey. Sonra benimle birebir 30 dakika görüşüyorsunuz. $900 değerindeki Nextly uygulamasıyla size karlı kategoriler bulmanızı sağlayacak datayı sağlıyoruz. Şu anda benimle birebir görüşüyorsunuz. Hep öyle olmayacak. Asistanım yetişecek. Onunla görüşeceksiniz yakında. Şu anda hala otomasyon alırsanız benimle görüşebiliyorsunuz. Ve sonra da işte bu datayı kullanarak karlı kategorileri bulma olanağınız olacak. Educated guest'ler, Amerikalılar. Bilgilendirilmiş dataya dayanan bir tahmin yürüteceksiniz. Sonra bildireceksiniz. Biz o kategorideki videoların, senaryolarını size göndereceğiz. Her aşamada bakın onay var. Onayınıza göndereceğiz. Sizin çünkü işletme. Siz para kazanacaksınız veya kazanmayacaksınız. O yüzden sizin onay vermeniz gerekiyor. Senaryoları onayladıktan sonra videoları üreteceğiz. Bunları kanalınıza her gün otomatik olarak yüklemeye başlayacağız. İlk 30 gün. Sonrası zaten kolaylaşıyor. Çünkü ilk 30 günde pes ediyor TOO girişimci. Girişimcilik serüveninin İlk bir haftasında bana hep mesajlar geliyor. Bir tane video yükledim, izlenmedi, moralim bozuldu, bıraktım. %99.9 insan. İşte ilk 30 gün biz ürettik fiyata dahil videolarda. $900 değerindeki Nextly datası da size hediye ediliyor. Benle birebir görüşüyorsunuz. İşte 30 günü geçtikten sonra artık yolunu almış bir trene atlayıp onu sürmek çok daha kolay. Aktif olarak para kazanan kaç kanalınız var? Bırakın benim hesabımı yapmayı. Sizin kaç kanalınız var? Benim epey var. İdare ediyorum. Kasım'da başladım daha yeni. 2024 gelir hedefim $2.5 milyon. Ben müteahhitlerin müteahhiti olmaya çalışıyorum. Benimle karşılaştırmayın. Yani ben maraton koşuyorum ve ciddi bir sporcu gibi, atlet gibi hazırlanıyorum buna. Bunun yükünü üstleniyorum. Yatırım olarak, emek olarak bu benim full time işim. Benimle karşılaştırmak size haksızlık olur. Sizin kaç tane aktif olarak para kazanan kanalınız var? Sıfır ise belki onu önce bir yapmak faydalı. Sonsuz artış sıfırdan bire. Evet, başka soru varsa hemen alayım. Yoksa 12 kişi kaldı bu hafta kontenjan. Bu videoyu izlediğinizde kalmamış olabilir. Belki yayın sırasında o kişi gitmiştir. Çünkü Instagram'da duyurdum. Bilmiyorum. Benim yok. Kanallarım kazanmaya başlayacak umarım. Umarım. Olmazsa bize gelirsiniz. Evet, başka soru varsa alayım. Yoksa toparlıyoruz. Kaçıranlar, başını kaçıranlar tekrar banttan izleyebilir. Arka arkaya sürekli canlı yayınlar yapıyorum. Peki, katıldığınız için teşekkürler. Linke tıklayın. Profilimdeki link, bu videonun açıklamasındaki link. Orada Dijital Emlak Baronu programı var. $10 ayda bir şey değil. Size göre mi, değil mi? Arka planında ne var? Nasıl yapılıyor? Bu noktaya nasıl geliniyor? Görürsünüz. Buna göre bilgiye dayalı bir tahmin, bir adım atarsınız. Önemli. Böyle hemen suya atlamayın. İzleyin. Ne yapılıyor burada? Nedir? Kavrayın. Aslında basit YouTube ekonomisi. YouTube'da video izletiyorsunuz. Reklam geliri elde ediyor. YouTube bir kısmını sizinle paylaşıyor. Bir tane sunumu tekrar göstereceğim. Bu önemli. Çünkü benim yaptığım hataları yapmayın. Ben Türkçe ile uğraştım. İşte 5.8 milyon izlenmeye $12'da kalırsınız arkadaşlar. Bu kadar açık ve net. Ne yapacağız? Bence İngilizce. Bir şeyler mümkün. Teşekkürler. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.